Tabii yine böyle bir siyah ekran modunda oynadım. Hem de 1 saat boyunca. Abi kalelerimi kaptırdım. Unuzdak Kalesi, Rindiyar Kalesi. Bunları kaptırdım. Daha doğrusu Saranik Sultanlığı şu gördüğün şu mevkiyi komple almışlardı. Şurayı aldılar zaten hala da. Orası onlarda da. Şurayı komple aldılar. Sadece bende Malaryok Kalesi vardı. Adamlar çok güzel aldı. Ben de hani düşüş yaşadığım için hemen ordumu kurdum. Ekonomi iyi diye. Abi patır patır yavaş yavaş aldım kaleleri. Sonra Şehzin'e bir çıkartma yaptık. Şehzin şehrinde tabii galip gelemedik. Geri çekilmek zorunda kaldık. Sonra Kral Grabert bana Uxla şehrini verdi. Daha sonra bana bir iki tane daha köy verdi. Saren köyü ve bir tane daha köy var, onu verdi. Ve daha sonra bana şimdi Raiden kalesini falan verdi. Abi şimdi de Halmar şehrini kendi ellerimizle aldık. Tabi göremediniz büyük ihtimalle. Göremediğiniz bir yayın olduğu için zaten bunu baştan böyle size anlatacağım. Ve göremediğiniz kısımlardan birisi de Baba Kuzey'i bitirmeye başladık. Rodoklar olarak. Ve bir güzel tarafı şu. Halmar şehri biliyorsunuz verilirse artık yani sırtımız yere gelmez, öyle söyleyeyim. Artık ben para biriktirmeye bakarım. Belli bir param olunca da bana vermezlerse bir kale direkt isyan bayrağını çeker bırakırım. Ve şu an hani derebeylerin hepsini öyle esir alma durumum da yok. Yani biliyorsunuz esir almıyordum. Vager Krallığı'nda biraz sıkıntı yaşadım. Onlarla çatışmalarımda esir aldım birkaç kişiyi. Neyse velhasıl şu an Halmar'ı da aldık. Halmar'ı istedik. Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle vesaire. Öyle diyeyim. Şimdi alacağım kalelerden birisi aslında. Kaleler demeyeyim de şehirlerden birisi ya Rivaç ya İçmahur. İçmahur Kalesi. Şerif, pardon, şehri. Alabilirsem. Alamazsam zaten bırakın. Devam. Şu an ben derebeylere falan saldıracağım. Yapılacak en iyi şeylerden birisi bu. Bu arada Halmar'a tekrar gidelim. Bak 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 bak, hemen bizim köyü nasıl yağmalıyorlar. Neyse. Hana bir kez daha bakalım. Sesim şu an iyi geliyordur umarım ya. Ya sen ok çekebiliyor musun? Ah be, öyle bir şey olsaydı kafasından direkt okla vuracaktım. Şş, alo. Karşında kim var bilmiyor musun? Ah, ben olacağım, o olsun ya. Şunu hemen ben bir satayım. Şurada birkaç tane daha malzememiz var. Hatta artık ben şu malzemelerin yerine ekmek falan almak istiyorum arkadaşlar. Yani sonuçta artık ekonomimiz kötü değil. Bakalım ne kadar. ...63 asker bana yeterdi. Artar bile. Şimdi şöyle yavaştan savaşmaya devam edeceğim. Tabii yaralılarım vesaire var. Abi gidelim bakalım ne var ne yok. Abi paralı süvarilerden oluşan bir ordu oluşturuyorum artık. Söylemiştim. Kale için yapılabilecek en iyi şeylerden birisi. Daha iyi bir ordu. Bu arada ben size şöyle göstereyim. Ben aslında o gün sizlere bunu da söylemeyi unuttum.
32 seviye olduk. Yani derebeylerle savaştık vesaire. İşte Şeyzin'e tekrar girdik. Ondan sonra almaya çalıştık. Derebeylerle savaştık. Biliyorsunuz ben zaten 55-60 askerle 100-150 asker arasında dalan bir insanım artık. Yani o kadar güçlendiğimi biliyorum. Lakin dediğim gibi siyah ekran. Tek sorunumuz buydu arkadaşlar. Aramıza 1 saatlik bir siyah ekran girdi. Umarım şu anda öyle değildir. Bilmiyorum. Arkadaş burada uyardı beni. Ben de baktım. Baktıktan sonra da işte hani olduğu kadar dedi. Bilmiyorum moderatör sen arada bak ekranımız var mı yok mu? Okey. Şimdi arkadaşlar tecrübe puanlarımız var biliyorsunuz. Tecrübe puanlarımı da hemen vereyim sizin önünüzde. Bunları 20 yapacağım abi artık. Çevikliğe vereceğim artık biraz da. Hatta çevikliğe verelim arkadaşlar biraz. Çünkü artık atletizmimiz biraz gelişsin. Silah ustalığımız da gelişsin. Çünkü daha iyi hani kılıcımızı falan iyi kullanalım. Silah ustalığı. Kalkana gerek yok. Kalkan fazla tutmuyoruz. Esirimizi yükselteceğim arkadaşlar. Mühendisliğimize vereceğim bu sefer. Envanter yönetimimiz zaten 6. Taktiğe vereceğim 6. Taktik çok önemli. Atlı okçuluk diyor. Buna 2 vereceğim arkadaşlar. Çünkü atın üzerinde de biliyorsunuz ok atıyoruz. Biraz okçuluk, biraz da çiftelliğe verdim mi? Tamamız. Şöyle bakacağım halmanın yakınlarından böyle geçeceğim. Oo. Burada da böyle işte yenilen falan hani düşen askerler var. Bakıyorum 296 asker var ama bu kadar yüklü bir askere giremem ben arkadaşlar. Hani biliyorsunuz tamam bizim bir sınır tanımamaya çalışıyoruz ama bu bize sınır tanıtacak illaki. Şimdi derebey avına çıkalım. Neyse. Burada derebey vardı. Şurada hemen bir derebey halledelim. Çünkü biliyorsunuz artık full aksiyon, full savaş ve full kendimizi geliştirmeye yönelik oynuyoruz. Herkes bu konumda kalsın. Atlarla inmesinler. Önce orduyu görmem gerekiyor ve biliyorsunuz orduları atlı oldukları için biraz daha burada yani biraz daha dağda kalmalarını isteyeceğim onlardan. Çünkü dağda kalmaları bizim hani işimize gelir. Çünkü biliyorsunuz her zaman söylediğim ve her zaman yinelediğim gibi ordu kargılı bir atlı süvari ise bu savaşta sizlere hani koltuk altı karga vuruşu yapamayacaklardı. Çünkü buradan çıkarak bunu yapmaları imkansız. Atlarının belli bir hız alması gerekiyor. Bu hızı alabilmeleri için de düz bir alan olması gerekiyor veya biraz eğim aşağı doğru olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman bize kargı saplayamıyorlar arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi adamlar gelecek. Belli bir alana yayıldıktan sonra askerlerime hücum edeceğim. Çünkü onların piyadeleri de vardır büyük ihtimalle. Bakıyoruz zaten şurada. Evet piyadeleri de var. Ama atlıları da var. Şimdi onlar bizim etrafımızı çevirmek gibi bir durumları oluyor. Bazıları böyle şuradan şöyle gelmeye çalışıyorlar. Böyle bize vurmaya çalışıyor atlıları. Bunu yapmayacağız tabii ki. Biz direkt onları gördüğümüz zaman ve şu bölgeye indikleri zaman, şu bölgede oldukları zaman saldırıyoruz abi. Ya da biraz yakınımıza geldikleri zaman saldırıyoruz abi. Çünkü yapabilecek en iyi hareketimiz bu. Onlar bizden biliyorsunuz az. Bunun verdiği de bir güvence var bize. Bakalım. Bu arada moderatör sen baktın mı şeye? Bak bakalım. Yes. Görüntümüz var mı? Şeklimiz, şemalimiz yerinde mi? Tabii yakışıklıyız canım. Şeklimiz var. Karşımıza çıktılar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şöyle bu konumda kalın diyeyim. Yani buraya toparlansınlar artık. Tarzımız böyle olacak. Ok atıyorlar.
Şöyle biraz daha önlere gideyim, biliyorsunuz. Bir komutan olarak biraz daha şeklimiz olması lazım. Abi az adamlar bunlar. Bunlar bir şey değilmiş ki. Ben de boşuna bekledim şu an arkadaşlar. Hep piyade tayfası. Yani bu savaşı aslında benim saldırmama bile gerek yok. Kendiniz de göreceksiniz. Direktman buyurun. Çünkü milis ve acemiden oluşuyor bunun ordusu. Biz sadece izlemekle kalacağız gibime geliyor. Çünkü askerlerin biraz savaşı aç. Bu açlıklarını da kana susamışlıklarını da böyle sizlere sergileyeceğiz. Şu tek olan askere gidelim biz de. Tabii onlar da arkadaşlardan bize kalırsa. Şuradan geliyormuş. Bakalım halledebilecek miyiz? Ben biraz da önden başladım. Benim elemanlar oh. Adama baksana 4 nala sürüyor. Alo sen burada dur da ben keseyim onu be. Altımızda av atı var, adam bizden daha hızlı. Gel gel valla. Adam öldü be. Koltuk altı kar kuruşunu yedi. Yapacak bir şey yok. Orada hala birini öldüremediler derken yaralandı o kişi de. Büyük ihtimalle o da derebeydi. Vay, 21 asker var hala da. Saldırıyoruz arkadaşlar direkt. Hiç durmuyoruz çünkü 21 asker, %80 onlar da piyade. Piyadeler oldu mu da zaten bizim paralı süvarilerimizi biliyorsunuz. Köpek gibi saldırdıklarını. Aa, atlı mı? Aa, piyade. Abi sonlara siz zırhlı süvarileri falan saklıyorsunuz ama biraz sıkıntı. Adam zaten yere düştü direkt. Abi benim artık durun durun, bana da bırakın bir tane. Ben keserim. Siz yorulmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, hızlı bir şekilde savaşımızı galip getirecektik ki adam öldü zaten. Bu arada arkadaşlar bazıları video falan çekiyor, böyle tanıtım videosu vesaire falan. Ben size zaten burada oynarken aslında bütün bilgileri de veriyorum bir nevi, işte hani nasıl savaşılacağını, nasıl taktik vereceğini almıyorum arkadaşlar artık. Gördüğünüz gibi benimki zaten pastı, zaten bu sıkıntı. Bunu değiştirmem gerekiyor. Ben size mesela savaşırken verilebilecek en püf noktaları vermeye çalışıyorum. Ekstradan savaş taktiklerini ona göre ayarlamaya çalışıyorum. Bir de yapılabilirse en iyi şeyleri, hani en iyi taktikleri sizlerle beraber sunmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an net gelişimimiz 4.967 lira oldu. Sadece bu bir şehir bak. Bir şehirden gelen vergiler, bakın vergileri görüyor musunuz? 4.747 dinar buradan geliyor sadece. Kiralar 1.973 kira. Abi yani bunlar zaten bizi ekstraya çıkartıyor. Yani aldığımız topraklarda cabası. Yani bütün verdiğimiz uğraş şu an bize meyvesini veriyor arkadaşlar. Bir de şu Halmar şehri olursa dediğim gibi sadece yatıp oturup izleyeceğim sadece. Şimdi. Neymiş? Rodok Krallığı, Nord Krallığı tarafından yapılan kışkırtmalara cevap vermedi. Kral Gravet tebaası karşısında itibar kaybetti. Yapılabilecek bir şey yok. Nordlarla savaşa girersek zaten ayvayı yedik. Çünkü şu an Nordlarla beraber Nordlara biz rakibiz. Nordlar da çok iyi kale aldılar. Biz de çok iyi kaleler aldık. Şu an Saranit Sultanlığı, İhmuç şehri ve Rivaç şehri tarafında bir iki tane şehirleri fazla. Alabilirsek şu Rivaç şehrine doğru yol alacağım ben arkadaşlar. Bakalım orada ne çıkacak karşımıza. Kral Gravert Jakala şehrinde bir parti veriyor. Ve biz parti abi tam zamanında yaptım. Bakayım burada ne kadar asker var. 338 askerleri varmış. Uuu, fazlaymış zaten arkadaşlar. Şimdi biz sadece bakıyorum.
Vager Krallığı ile hala da bir savaşımız var. Ve bu savaşı bakalım ne kadar götürebileceğiz. Bir bakıyorum arkadaşlar. Şöyle kaç askeri var? 202 askeri var. Abi avcıları iyi mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum, şu an bir izleyici var aslında. Takipçim ise bu kaleyi alabilir miyiz acaba? Bir yorum falan bir şey yapabilir mi ya? Çünkü acemi 16, 68 tane yaya var. Bizim 74 askerimiz var. Biz çünkü hiç sınır tanımıyoruz. Kaç? 174 askere, yani Halmar şehrinde 174 asker vardı. Biz 74 askerle oraya gidip aldık. Acaba bu kaleyi alabilir miyim? Tek soru bu. Acaba. Biliyorsunuz, gerçekten burada verilen savaşlar zor. Halmar şehri, evet arkadaşlar. Oyunda artık böyle yata yata oynayacağımız bir oyun olacak şu saatten sonra. Çünkü ben biliyorsunuz asıl amacım isyan çıkarmak ve isyan çıkarmak için de belirli bir para yapmak ve Halmar şehrinde bize verildi. Halmar şehrinde şimdi ben gidip orada refahını vesaire yüksel. Oo. Abi ben buna saldım. Bakayım doğru. Ben bunlara dalarım abi. Kaleye adam çıkması lazım. That's a nice head you have on your shoulders. Yağmacıyım zaten. Güzel de oldu bizim için. Direkt saldırıyoruz arkadaşlar. Yağmacılar bizim için biçilmiş kaftan. Şimdi saldırımızı yaptıktan sonra olacak en iyi şey, buradan asker gelecek. Alabilirsek diğer taraftan da birkaç asker alacağız. Abi benim önümü niye kestiniz ya? Ben de saldıracaktım. Hemen keseyim ben şunu. Aslında şöyle bir durum da var. Savaşırken böyle bazen savaşma isteği falan gelmiyor ya. O zaman yapacağınız tek şey askerlerinize iyi komutlar vermek. Mesela diyelim hatırlarsanız mesela 303 askere karşı mı? 300 küsürlü bir askere karşı, yani Vager Krallığı'nın tüm ordusuna karşı yaptığımız bir taktik vardı. Toplu kalmaktı. Bu toplu kalma olayında da hepimiz şunları yaptık. Yani dedik ki abi hani toplu olursak bize bir şeyler yapamazlar yani kolay kolay. Ve paralı süvariler biliyorsunuz toplu savaşıyor. Ve artık almıyorum. Arkadaşlar yağma yapmıyorum. Çünkü yağma yapılacak pek bir şey kalmadı. Çünkü artık net gelişimimiz var. Rahatız yani. Sen ne diyorsun? Ben o tundra haydutuna gitmez miyim? 22 tane esiri var arkadaşlar. Hemen tutuyoruz, saldırıyoruz arkadaşlar. 55 asker. Süpersin, süper süper. Benim askerlerime gelişim lazım zaten. Şimdi hemen saldırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ve bugün bir sıkıntı çıkmazsa yayını burada noktalayacağım. Sizlerin de yapmasını istediğim şey burada olsun, YouTube'da olsun. Beni yorumlarınızda geliştirirseniz gerçekten çok sevinirim. Bazı videolarımız kalitesiz oluyor, bazılarımız böyle göründüğü gibi aksilikler yaşıyorum ve iki kere yaşadım bu aksiliği çok kötü bir şekilde. Aksilikler yaşıyoruz. Ama sizlerin yorumları, sizlerin destekleri, emin olun, bizleri hem daha çok geliştirecek hem de oynanması için gereken bilgiyi sizlerden alacağız. Mesela diyelim bazı oyunlar var. Ben canlı yayın falan yapmayı düşünüyorum onlarda. Eleanor gibi. Burada canlı yayında sizlerle oynayıp sizlerin fikirleriyle bu kişilere işte suçlu veya suçlu değil demek istiyorum veya farklı tarzlara yönelmek istiyorum. O yüzden biz şu an burada kendimize bir nezih bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.
Bu ortam oluştuğu zaman kesinlikle bu oyunlar oynanır. Yani nezih ortamlar her zaman için oluşur. Ama yapılan hareketler unutulmaz hiçbir zaman. O yüzden biz de bu hareketlerin yapılmaması için elimizden geldiğince saygısal çerçevesinde takılıyoruz. Sesin az. Ses az. Oo, Halil İbrahim Çiçek, hoş geldin, hoş geldin. Gecenin kuşu, sen ayakta olur muydun? Ya biliyorsun normalde İbrahim, daha güzel şekilde karşılamak isterdim seni ama elimizde olanlarla bu kadar karşılayabiliyoruz. Abi İbrahim, şöyle bir şey. Oyun oynarken iki kere aynı sorunu yaşadım. Birinde fark etmedim. Abi siyah ekranda 1,5 saat oynamıştım geçen. Şimdi de 20-25 dakikadır falan da herhalde siyah ekran oynamışım. Abi şimdi orayı keseceğim, tekrar koyacağım. Bu sefer koyacağım abi, yolu yok. Abi onca kale savaşına girdim, savaşlar yaptım, hiç kimse göremedi yani. Dur bir dakika, dur bir dakika. Şimdi ayarlıyorum onu hemen. Şimdi sesim daha iyi geliyor mu? Yani açtım da. Biliyorum kanka, bir de OBS'ten falan da kısıyorum böyle patlamalar olmasın diye. Bakayım kaç kişi var? 91 tanesi. Oo, yeter. Çok bile bize. Ya gülme ya. Vallahi öyle arkadaş ya. Çok kısa. Üzüldüm yani. Yani o kadar iyi şeyler yaptım ki kafayı yersin. Hatta bak şu şehri, hani geldiğimiz Halmar şehri var ya kanka. Geldim. Az daha aç, biraz arttı. Kanka şimdi olmuştur herhalde. Bilmiyorum. Sizden nasıl görüyorsun ama. Kanka şu Halmar şehri. 174 asker vardı burada. Abi 74 askerim var ya, görüyorsun. 74 askerim vardı. Savaştık, savaştık, savaştık. Abi gel gör. Siyah ekranmış. Sağ olsun, buradan bir arkadaş yazdı. Dedi ki hani hacı böyle böyle gözükmüyor hiçbir şey. Ben de şey demiştim. Bir tane izleyici gördüm, dedim ki bu izleyicinin girme şerefini, dedim bir savaşayım, hani belki kazanırız yani. Kazanamazsak da bir şey kaybetmeyiz. Ama kazandık. Saçma bir şekilde kazandım abi. Olduysa tamam ya. Yeterli herhalde. Neyse, şimdi kuzeye gidiyoruz abi. Game of Thrones izleyenler bilir. Kuzey'in kralı olmaya gidiyorum bu sefer. Zaten isyan çıkarırsam kuzeyden başlayacağım bu sefer. Hani sürekli oynadığım bir oyun olduğu için bu sefer farklı bir şey yapmak istiyorum. Yani ya Swadia, yok yok, ya Saranis Sultanlığından oluyordum ya da Swadia Krallığından oluyordum. Bu sefer Rodoklardan oldum. İsyan tarafını da kuzeyden başlatacağım. Yani kuzey tarafından geleceğim. Abi net gelişimimiz artık her seferinde artıyor. En iyi şekilde savaşımızı veriyoruz. Tabii bu adamlar biraz sıkıntı. Bir kale savaşı yapalım. Buradaki kaleye saldıracağım arkadaşlar. Çünkü dayanamayacağım ben. O gerçek. Tüh be, derebeyi kaçırdık. Boş ver, boş ver. Ben bu şuraya doğru gideyim. Rodok Krallığı ve Yeager Krallığı'na savaş açtığını ilan etti. Süper. Zaten olması beklenen bir şeydi. Ben şu kaleye doğru yavaştan gidiyorum. Kontrelant yeni asker seferberliğine katılman için işte senden, işte senin 48 asker getirmeni istiyor diyor. Ben bunları pek sallamadığım için. Ho. Alır mıyız? Alırız be. Biz nerelerden çıktık? Bunlar bizim için hiçbir şey.
Herkes bu konumda kalsın. Zaten yerde bir askerim yok. Hemen biz taktiğimizi yapacağız. Simsar taktiğimizi uygulayacağız arkadaşlar. Orada daha çok dağlık alan varmış. Beni takip edin siz. Şöyle hemen ordumun yerleşimini ayarlayacağım. Bana saldırmak istediklerinde şöyle hafif yerlere takılmalarını sağlayacağım. Şurası çok iyi mesela. Burada kalsınlar abi. Çünkü benim paralı subaylarım da artık kargılarını daha iyi bir şekilde kullanıyor ve benim gözümde elit bir ordu. Abi elit ordusu olan bir hani derebey kesinlikle savaş kaybetmez. İyi de yönetim olursa kesinlikle ama kesinlikle o savaşı kaybetme şansı %0,1. Ya karşıdaki savaşı kaybederken bilgisayar olacak. Abi Elrein benim kuzenime benziyor lan zaten. Bir düşündüm acaba o mu değil mi diye de ben konuşacağım yarın onunla ya. Diyeceğim böyle olmaz kardeşim birazcık bize de gönder yani. Warband izleyenler var şey nasıl diyeyim sana farklı kullanıcılar var. Ama abi adam bir de yakışıklı şöyle bir durum da var. Biz yakışıklı değiliz o yüzden kamera falan bile açmıyoruz görmüyor musun? Bu arada izleyiciler bilmiyorum takipçiler mi de GTA San Andreas'taki meta hani online'a gireceğiz. Öncülüğünü zaten İbrahim arkadaşım yapacak. Bakalım ne kadar saracak bu oyun. Yani burada hani 5-10 takipçimiz var ama yani yavaş yavaş büyüyeceğiz. Hücum ediyorum arkadaşlar. Bize yaklaştılar bayağı. Bakalım meta nasıl bir şey olacak bizim için, hepimiz için daha doğrusu. Gördüğünüz gibi abi paralı süvariler hiçbir zaman yanıltmaz beni. Direkt adamlar indirdi herkesi yani ya bırakmadı hiçbir şey. Bak 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 nasıl kaçıyor. Gel gel gel. Abi iki kişi niye geliyorsunuz siz? Şöyle 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 hemen. Atı bir düşüreyim ben. Ya zaten İvo'cum 35K yapmış ama hani bu adam da biz sıfırdan başladı. Biz de öyle başladık yani. İlk baş böyle bu tarz oyunlarla kendimizi geliştirerek arkadaşların yani izleyicilerin damlaya damlaya göl değil sel olur. Ya bir de hani zaten YouTube'a falan attığımda hani izleyen arkadaşlar oluyor bana mesaj falan atıyorlar yani şunu yapsan daha iyi olabilirdi, şu olabilirdi. Ondan sonra ama genelde de böyle geliştirici yorumlar olur biliyor musun? O yüzden ben de sıkılmadan okuyorum böyle. Birkaç tane yorum da olsa okuyorum yani. Gün gelecek işte belki çok şeyimiz olacak. Yorumumuz olacak. Hepsini okuyacak zamanımız kalmaz ama olursa yapacağımız tek şey herkese saygıyla böyle hani saygı çerçevesinde cevap vermeye çalışırız. Yani ben şeyden de bahsediyorum zaten oynarken böyle kanka. Hani mesela diyelim bazı arkadaşlar var diyorum ben tanıdığım. Hani CSGO yani CSGO sizin dediğiniz. Adamlar iyi oynuyor diyorum. Bazıları var. Mobile Legends, LoL bunlar da çok iyi. Zaten benim moderatörüm yani kardeşim zaten PUBG Mobile manyağı. Şu an orada oynuyor. İyi bir kademede. Abi bir ben böyle işte. Kanka takipçilerim bana söylüyor. Diyor ki PUBG Mobile videosu çek. CSGO çek diyorlar. Abi hani kolsuzum hani biliyorsun sen de biliyorsun. Senle de oynadık. Tam PUBG Mobile biraz oynamaya çalışıyorum öyle böyle ama hileler olduktan sonra canım sıkılıyor biliyor musun? Bir de bak kanka şu oyunun saçmalığına bak. Ben zaten oynayamıyorum doğru düzgün. Geçen gün PUBG Mobile oynayalım dedik. Oynuyoruz böyle falan arkadaşlarla. Bir anda veri yok. Veri bağlantısı koptu dedi. Acaba ne oldu dedim. Bir şey mi oldu? Mersem ban yemişim. Ama ne yaptığımı da bilmiyorum biliyor musun? Ondan sonra dedim ki ben PUBG Mobile hani yeni bir hesap açarım ama bilmiyorum. Oynar mıyım, oynamaz mıyım? Artık direkt saldırıyorum. Çünkü 23 asker var karşımda direkt. 28 mi? 23 değil miydi ya? Bir de İbrahim takipçiler
Yani bilmiyorum. Ben zaten biliyorsun şu olağan dönemde açtığım kanalı sadece böyle sevdiğim oyunları ve milletin de sevebileceği oyunları sergileyerek geçirmek istiyorum. Yani zaten bak şimdi GTA San Andreas oynarız. Ben Batman'i falan çekmeyi düşünüyorum. Tomb Raider çekmeyi düşünüyorum. Olan eski oyunlardan bahsediyorum ha. Bunları çekmeyi düşünüyorum. Adam abonelere direkt müşteri dedi adam ya. Yazıklar olsun İbrahim sana. Hani bu benim sevdiğim birkaç YouTuber var, tamam mı? O YouTuber'lar mesela diyelim. Hani biri böyle benim gibi birisi işte çok çılgın değişik şeyler. Abi sen o çılgınsın ya oradaki gerçekten. Hani istiyorsan el bombasını sana atayım mı deyip hani atan adamsın oradaki. O yüzden seni şey tanısınlar ya. YouTube kanalı falan açtığında para için yaptığını bu işi. Gerçi herkes para için yapıyor. Ya ben mesela diyelim ben bile kendimle çalışıyorum. Acaba para için mi, mara için mi diye de. Ya kanka benim yayıncılarla alakam yok ya. Canım sıkılıyor. Nasıl diyeyim? Canım sıkılıyor, yayın açıyorum. Diğer türlü biliyorsun. Zaten birazdan kapayacağım ya. Saat 3 olmuş. Yatar uyurum. Bu kaleyi de alalım mı? Hadi bu sen de zaten sohbet ediyoruz. Alabilirsek alalım. Ama abi kıdemliler de parçalar sanki bizi ya. Harbi harbi parçalarlar. Hiç gerek yok şu an. Kaç asker alabiliyorum ben bu gruba? 127 asker alabiliyorum. 127 asker de az değil ya. Aslında biraz toplayıp da öyle mi saldırsam? Sen olursun İbrahim. Sen manyağın önünde gidensin. Sen olmazsan var ya kimse olamaz zengin. Ben sana onu söyleyeyim bir kere. Köle tüccarı var da benim kölem var mı? Yokmuş ki. Abi bak. 5 asker. Ya kaleye veririz ya olmazsa. Şöyle bir de bakayım neyi var askerlerim, neyi yok. Abi biraz etle besleyeceğim askerlerimi. Şöyle tamam. Artık arkadaşlar hani ekonomi falan da çok düzgün olduğu için pek zorlamıyorum, kasmıyorum. Bakın Kuzey'in gerçek sahiplerinin alanı bu kadar. Şu. Kaç? 1, 2, 3, 4. 4 tane. Kaç? 3 kalesi var herhalde. Aynen 3 kale, 1 şehirleri var. Yine de buradan çevirmeleri şey değil yani. İmkansız değil belki zorlarlarsa olur. Bakarsın belki bizim gibi bir derebeyleri olur. Savaşa aç olur. Bir şeyler olur ama o derebeyi ben olmayacağımı bilin yani. Bakın arkadaşlar yine geldi. Bu sefer net gelişimimiz 7.311 dinar. Artık artışta olduğumuz için nereye gidiyorsun sen? Şöyle ben Reyvan geçeyim yavaştan. Artık para toparlıyorum arkadaşlar. Para ve asker toparlıyorum. Arbeletli paralı asker. Gel baba sen de. 7 kişi çok iyisiniz siz. Ben şöyle yavaştan Dirhim şehri. Oradan seke seke. Abi benim köyü niye yağmalıyorsunuz siz ya? Vallahi. Çok üzülüyorum şu hareketlerine şunları. Bu arada Halmar şehrine çok iyi hatırladım. Sizlerle beraber bir kadife dokumacılığı açmak istiyorum. Hızlı bir şekilde olacak bunlar. Çok güzel. Zaten satacak bir şeyimiz yok. Hana girelim önce. Kervan muhafızımızı alalım. Buraya askerleri bırakayım ben.
ve şehir meydanına giderek bu ben kaçar bro hadi iyi yayınlar sana bay bay bay. İbrahim'cim görüşürüz sağ olasın. İyi geceler sana da. Ben de birazdan kaparım arkadaşlar zaten yayını. Şöyle sizlerle beraber toprağımı alayım. Kadife dokumacılığı 560 dinar. Çok güzel para, tatlı para. Ya, bu hareketi yapalım. Bu arada biliyorsunuz köyümüze falan okullarımızı yapıyoruz. Yaptık da. Burada refahı arttırmak istiyorum. Artık artışta olduğum için yani iyi bir artış olduğu için ben de hanlara gidip böyle para hani bira ısmarlayacağım. Biraları benden diyeceğim ve refah arttırarak vergilerin bizde olan gelirini arttıracağım. Arkadaşlar bugün yayını sonlandırıyorum. Gördüğünüz gibi Halmar şehrini ellerimizle kazıyarak aldık. Kazıyarak aldık ama inşallah kayıtta belki video gözüküyordur. Gözükmüyorsa Halmar şehrine kadar siyah ekranı izleyeceksiniz. Ya da ben orayı keseceğim. Çünkü Halmar şehrini aldıktan sonra da tekrar anlattım olayları. Ya orayı keseceğim ya da bırakacağım. Bakalım. Moderatörümüzün de tercihlerini alarak bunları yapacağım. Şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Gittim neredeyse. Vallahi gidiyoruz. Başaracağız arkadaşlar. Buraya girdim maskelerimiz gerisi kolay. Ben size söyleyeyim. Allah. Yani kervan muhafız vesaire var. Düşünün yani. Ama ben paralı süvarilerimin elit bir asker ordusu olduğunu düşündüğüm için Allah Allah Allah. Bari yoldan gideni alayım ben şurada. Ve arkadaşlar artık çift elliye geçmek istiyorum. Biliyorsunuz hem çift hem tek elde kullanabildiğim için bu kılıçları bizim için biraz daha iyi oluyor. Abi çok kalkan tutuyorlar ya. Evet, kale savaşımızı çok iyi bir şekilde almaya devam edeceğiz gibime geliyor. Şu an iyi gidiyor. Abi 174 asker. Biz 300 askerin arasından çıktık. Ve bu 300 asker demek bizim için vallahi dönerci olacağım artık ben. Bu virüs olayı bittikten sonra bir dönerci açacağım kendime. Ya. Baksanıza şuraya. Hop. Abi kalkanlarını niye ben kıramıyorum bunların tek de ya? Of. Daha bu kadar olmadı. Şu an Allah siz arkamdan mı geldiniz? Bunlar acemi lan hepsi. Zaten acemilere güvenerek girdim biraz da. Aslında kaybedeceğim bir savaş olmadığı için. Saranit Sultanlığı burayı kaybederse zaten büyük ihtimalle biz de barış imzalayacak ve bir ben asker de kaybediyorum bu arada bire. Bakayım şöyle 5 ölüm bir de yaralım var şu an. Bakalım kalede artık herkes geri çekilmeye başladı. Halmar şehrini kendime isteyeceğim kesinlikle kazanırsam. Vermezlerse de artık belki isyanın eşiğine gidebilirim. Sonuçta çok zor bir savaş bizim için. Paralı süvarilerim tam hızıyla devam etti arkadaşlar. Şu an bir yaralı 5 ölüm var. Ve mükemmel bir savaş daha kazandık arkadaşlar. Yani ne bileyim birbirinden iyi rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 174 askerle pardon 174 asker vardı karşıda. Biz 74 askerimizle bu arada net gelişim olduğu için fazla artık
Yağma yapmayacağım. Çünkü artık para geliyor. Bu kaleyi tabii ki de kendim isteyeceğim. Ve bu şehri kendim için yaratacağım bir daha. Uxla şehri birinin elinden bana geldi. Yani Kral Gravert işte dedi ki, hani dedi, ben sana bu kaleyi vereceğim abi. Hani sen bu kaleyi ister al ister alma dedi. Ben de dedim ki tamam ver. Yani olay bundan ibaretti. Ya, o kale tam benim değildi. Kazandığım bir şey şehir değildi. Ama bu şehir tamamen benim yani. Ben kazandım. Burayı kesinlikle istiyorum. Bakalım sonuçlar bize neleri gösterecek. 27 asker. Güzel. Halmar şehrini almayı çok iyi bir şekilde başardık. Şimdi şehrimizi kolay kolay terk etmek istemiyorum ama Malaryuk Kalesi'ndeki askerlerden birazını buraya getirmek istiyorum. Çünkü bu kalenin düşmesini de istemiyorum. Çünkü zor bu alınan bir kale. Buradaki mızrakçılardan 25 tane alacağım. Ya da 15 tane alacağım. Derken 20 tane aldık. 15 abi. 15 tane de. Bundan alacağım. Ciddi misin ya? Yine mi? Bir dakika. Çok özür diliyorum.